Avrupa'dan maç özetleri, İspanya'dan, La Liga'dan güzel maçlar izledik. Dönelim ligimize. Fenerbahçe'yi de e, bu arada sonra dönüşte zorlu bir fiksür bekliyor. 9 günde ikisi lig, biri süper kupa olmak üzere 3 kritik maça çıkacak Fenerbahçe. Zeki Uzunur kadar edersiniz. Fenerbahçe için de Galatasaray yarış. Evet. Az önce Serkan Korkmaz'ın söylediği derbilerin skoru önemli e şimdi, etken olacak. Doğru, yani yani Şey için. olarak tabii teknik adamlar o iki derbiyi mutlaka düşünüyor. Bir taraftan futbolcuların kafasında Noel var. Yapamayacakları Noel tatili var. İki takımın iki büyük takımın iki büyük maç olduğu için. Bir onu düşünüyorlar ama Fenerbahçe için bence Galatasaray maçı kadar sıkıntılı geçebileceğini düşündüğüm maç 9 ma maçtır yenilmeyen Kayseri Spor. Evet. Yani müthiş de oynuyorlar. Bir hava yakaladılar. O maçın ben zor olacağını düşünüyorum, en az derbi kadar zor olur diye düşünüyorum. E onun dışında tabii ki e, kafa olarak da oyuncuları o, sahaya odaklanmak, o, o sahaya e, motive ederek çıkartmak çok zor olacak. Hem İsmail Kartal için hem Okan Buruk için e, çünkü Noel tatili yaklaşıyor, tatil yapamayacaklar, sıkıntı. E diğer taraftan iki büyük maçın stresi. Şimdi bir taraftan tamam oynayacaklar diğer maçlar az önce konuştuk mutlaka geçerler ama Fenerbahçe yani Galatasaray o süreçte kazanır Fenerbahçe maçına kadar ben puan kaybetmez diye düşünüyorum ama Fenerbahçe için bir problem diye düşünüyorum tabii ki burada bir tedirginlik de şu hakemler nasıl dönecekler hakemler acaba ne yapacaklar nasıl motiv olacaklar her şeyi düşündüğünde hani sonucunu kestirmek zor. Ama iki takımın da derbiye sağlam bir şekilde sakat olmadan cezalı oyuncusu olmadan çıkması gerekiyor. E, tabii motivasyon biraz dağıldı. Yani bu yumruk olayından sonra çok konuşuldu edildi. İşte federasyonu bu falan. E, futbolcular da bundan mutlaka etkilenmişlerdir. Teknik adamlar da etkilenmişlerdir. Yani sağlıklı bir şekilde e, şu maçların yani önümüzdeki maçın işte e, salı günü tekrar start alacak ligin Yorumunu yapmak gerçekten zor. Ee, hakemler işte cumartesi, pazar bir terapi gibi Riva'da bir tatil yapacaklar aileleriyle birlikte kafalarını dağıtmak için ama açıkçası ligde şu anda e, psikolojik olarak e, sah sahada neler verilecek hepsini göreceğiz. Çünkü bu olaydan e, bizler bile etkilendik. Bizler haberciyiz. Haberciler bile etkilendiğine göre mutlaka sahadaki aktörler, teknik adamlar, kulüp başkanları, futbolcular mutlaka etkilenmişlerdir. Ama Fenerbahçe ile ilgili de şunu söyleyebilirim. Son tırnava maçında olağanüstü top oynadılar. Yani çok da kaçırdılar. Beşiktaş maçını zaten hani tamam Beşiktaş'ın çok eksiği vardı ama orada da bir gövde gösterisi yaptılar. Yani ön tarafı Fred ve işte İrfan Can Kahveci'yi say, Şimanski'yi say, işte ne bileyim Ceko'yu, Saç, Tadic'i, hepsinin performansı üst düzeyde ee, dediğimiz gibi ama Edin Ceko bambaşka bir oyuncu. Kimine göre Şimanski fark yaratan hmm. çok büyük bir oyuncu. Bu sene Fenerbahçe şampiyon olacaksa e, ne Ferdi, ne İrfancan Kahveci, ne Tadic ya da ne Şimanski bence Ceko'nun liderliğiyle, ona duyulan saygıyla bu e, mutlu sona gidebilir ama o sahada olduğu sürece, Ceko sahada olduğu sürece sanki Fenerbahçe daha kolay sonuca gidiyor. Daha daha rahat gol buluyor. Böyle bir şansı var. Yani artısı çok fazla Fenerbahçe'nin ve İsmail Kartal'ın. Galatasaray'a göre bile artısı daha fazla. Murat Özboslar, Kayseri Spor maçı hafta içi. Sonrasında hafta sonu derbi. Ardından Süper Kupa. Sonra İstanbul Spor'la İstanbul'da oynayacak Fenerbahçe. Korku koy Aslında Kayseri'de bir plasman var sonrasında İstanbul'da kalacak Fenerbahçe'de tabii Suudi Arabistan'a gidip gelecek. Ya ben e, büyük maçlara kadar bir fire vereceğini falan düşünmüyorum öncelikle. Yani çünkü eee Galatasaray'a göre biraz daha Fenerbahçe'nin avantajları var. Yani programın ilk bölümünde işte e, Galatasaray'daki oyuncuların yeteri kadar e, özellikle transfer edilen oyuncuların yeteri kadar performans gösteremeyinden bahsederken Fenerbahçe'de ise tam tersi durum var. Bugün Fenerbahçe'yi elimizde bir tahtanın önüne geçip bir yaz yazsak işte bir e, Ceko diyebiliriz. Performansıyla, oyunuyla, liderliğiyle yani 37 yaşındaki bir oyuncunun sahanın sağına gitmesi, soluna gitmesi, geriye gelmesi, ortaya gelmesi, pas trafiğini yönetmesi başlı başına bir isim olarak yazılır. Artı Tadiç her skoru değiştirebilen bir oyuncu olarak. Onun arkasındaki yine Ferdi yani takımın en formda oyuncusu. Fenerbahçe iyi oynarken de bu takımın en formda oyuncusu. Fenerbahçe geçen sezon kötü oynarken de bu takımın en iyi oyuncusu yine Ferdi'ydi. Bakıldığı zaman da son haftaların ya da bu sezonun Fenerbahçe adına en çok katkı yapan sahadaki oyuncularından bir tanesi. İrfan Can yine öyle, Şovalski öyle. Yani Fenerbahçe'de Fred döndü. Fred varken başka bir Fenerbahçe vardı. Fred yokken başka bir Fenerbahçe oldu. Yine yani adamın o, o dönemdeki eksikliği. Ben bu eksikleri tamamlamış bir Fenerbahçenin ve saydığımız isimlere de baktığımız zaman 6-7 tane oyuncunun iyi oynadığını görüyoruz. Yani skoru değiştirebilen, tak takıma katkı yapabilen futbolcular. Dolayısıyla kolay kolay ben puan kaybedeceğini e, sanmıyorum Fenerbahçe. Tabii ki Kayserispor'da iyi bir takım. Ee, iyi sonuçlar oluyor ve şu an ligde de de 3. üçüncü sırada evet. olan bir ekip 9 maçtır kaybetmiyor. E, yani e, böyle bir takımla o, o, oynamak tabii ki kolay değildir ama sonuç itibariyle Fenerbahçe'nin biraz önce saydığım gibi ben artılarının çok olduğunu düşünüyorum e, ve büyük maça kadar Galatasaray maçına kadar da Fire'de bulunacağını sanmıyorum. Serkan Korkmaz ne dersiniz Fenerbahçe maçına zaten bir, bir maç var. Bir maç değil. evet, bir maç var. evet doğru. Yani şöyle şimdi puan olarak bakarsak en yani sonunda kupa var ama hani bu 3 maçta 3 galibiyet dışındaki olasılıkların hepsi sıkıntı yaratacaktır. ama Galatasaray'a 2 kere yenilmek ya da demin söylediğim gibi televizyonun yeni açanlar bilmiyor tabii ki onu. Tekrar etmek gereği var şu anda. Ya da iki kere Fenerbahçe'ye yenilmiş Okan Buruk gibi e, benzer bir şekilde iki kere Galatasaray'a yenilmiş birisinde rakibine kupa e, müzesine kupa uğurlamış teknik adamın işi çok zor olacak. Ben çok fazla direnebileceğini sanmıyorum. E, İsmail Hoca da, Okan Hoca da bu ciddiyetle oynayacaklar ama şu üç maçı atlatan bir İsmail Hoca bence Yelkenleri rüzgarla doldurarak dört nala şampiyonluğa gider. Şimdi söz konusu Fenerbahçe <laughs> olduğu için o pencereden bakarsak. E, bu üç maçı alacak bir Okan Buruk da aynı şekilde. Yani Dört nala artık daha ocak ya bu kadar erken konuşulur mu denecektir kuşkusuz. Ama artık ondan sonra yakalanacak momentum e, bu önündeki üç maçı kazanan Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin kolay kolay bırakacağı bir avantaj olmaz bence. Yani bir kere her şeyden önce bu tip camialar, büyük camialarda bazı dengeler var. Bıçak sırtı giden, gelişen, hepsinin muhalifi var. Fenerbahçe'de ne olursa olsun bu sene kesin şampiyon olunması yönünde bir beklenti var. Hatta bunu teknik adamı da, başkanı da inkar etmiyor hiçbir zaman. Bu sebeple Tek rakip olarak gözüken Galatasaray'a bir kupa verip yenilirse İsmail Hoca işi çok zor olur. Ha bu arada e, valla ben şu anda hani içeride Galatasaray'la oynamak mı mesela dışarıda Kayseri'yle oynamak mı? Evet. Yani. Senin Kayseri çok senin, iyi takım bence. Senin şey söylemine bir bakış açısı ya da bir soruyla devamlık getirmek istiyorum. Şimdi programın o bölümünde dedin ya ilk bölümünde bu iki maçı kaybeden hocalardan bir birisi gider dedin. Gider. Birisi dedi. bu iki maçı kaybeden kulüp başkanı ne yapar? Galatasaray'da e, sezonun kaybıyla beraber gidiş olur ama Fenerbahçe çok enteresan bir dengede. Aziz Yıldırım döneminde de öyleydi, şimdi de öyle. Yani yani beşinci, beşinci sezonu Başkan, mu? başkan altın gider altın demiyorum. Altın altın. Başkan gider demiyorum ama böyle bir şey olur mu? Yani bir sallanır mı? Başkan Nars. bayağı sallandı yani. Hani Başkan git kendisi gitmedikçe gitmeyecek. Yani Fenerbahçe'de durum bu. Ay bu bu iki maçla. Yani Yok, Fenerbahçe, gal iki maçını kaybederse gitmez manasına demiyorum. Başkanın pozisyonu e, ya da e, eleştiriye açık durumu daha da fazlalaşmaz mı? Artı Dursun Bey İki maçı kaybederse ne olur? Yani şu an Hasan Madem... Erat çok yeni başkan oldu. Onu hani bu muhasebenin dışında tutmalıyız daha yeni. Yok Hiç... Hasan Bey'i karıştırmıyor. Tabii tabii yani. çiçeği bunun evet. Hayır büyük kulüplerde diyorum. Yani büyük kulüplerde bahsi geçen başkanlar kadar süre yapan hiçbir başkanın ben o koltuğu bırakmak istediğini samimi şekilde bırakmak istediğini bugüne kadar görmedim. Gören var mı? Evet. Bir Serdar Bilgili hatırlıyorum. <laughs> Ee, o da problemler oldu falan yani. O da yani Tribünler falan. pek çok komple teorisi vardır o işin arkasında. O da yani Aa, bana küfrettiler deyip bırakmıştı. Yani... Zaten ben bırakan görmedim. İki kulüpte de bırakmaktan öte zaten eleştirisel olarak yani sonuçta Fenerbahçe'de olumsuz bir sonuç aldığında yani başkan da çok eleştirilen e, bir, bir de Abdullah isim. Kiyılı, diğer, Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmişti. Onu hatırlarım. yani diğer... siz hiç bırakan koltuğunu... Hayır zaten koltuk iki kulübün baş... yani zaten seçim sürecine girecekler sezon sonunda. Galatasaray'da evet. bir buçuk yıllıktı bu yönetim. Haziran'da seçim i̇ki, süreci de seçim var doğru. Şeyin şeyinde görev süresi bitiyor. Tekrar kongre yapmak zorundalar. İkinci üç yılda. Tabii. tabii. bir üç yıl daha bir beş yıl daha artık. Yani çünkü Fenerbahçe'de muhalefet yok. Murat Galatasaray'da yine var. Liseliler, Kaşkollular, Kravatlılar tamam bir taraftan orada bir oluyor bir kriz anlarında ama Fenerbahçe'de hiç muha muhalefet son zamanlarda hiç duydunuz mu? Hiç konuşulmuyor. Mesela onu da soralım. Çünkü takım iyi o gidiyor. zaman onu da sor Murat. Hani iki maç kaybedilirse mu muhalefetten çatlak. Yani muhalefet çıkar mı? Muhale ortaya? Muhalefet ya şöyle, de, şeyler oldu de, şimdi. Taraftar ortaya çıktı. E, taraftar çıkıyor. Çok, hani tar 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 çok sert öngörü olarak konumlanmış bazı taşışır. Fenerbahçeliler çıkmıyorlar. 6 gollü Avrupa maçından sonra biz demiştik İsmail Hoca ile olmaz falan gibi şeyler söyledi. Okan Hoca'ya bakarsanız mesela. Okun, 19, Okun Hoca, 19'da oluyordu. Okan Hoca kazandığı maçtan sonra, evet, yani, sonra hani, evet. Herkes bir de istivaya davet edildi Galatasaray'da. Deriz yani biz hani öyle bir e, tabirimiz var da herkesin <laughs> hani ete zil çalıyor falan. Herkes memnundu yani. <laughs> evet. Fenerbahçe'de 19'da 19. 6 tane yiyebilir Serkan. 7 tane 8 tane. Bu doğru, hoş bir şey mi? Yani bir camianın kabul etmesi açısından tabii ki değil. Ama bir maçlık performans ayırmak gerek. Yani bu olur mesela tamam mı? Bir mağlub, bir galibiyet, kötü gider işler. İki galibiyet, iki mağlubiyet Üzerine altı yer anlarım. 19'da, 19'da yapmış bir takım. Altı gol yiyebilir. Mühim olan bundan çıkılacak derslerdir Serkan. Bunları Hocam, doğru dersler çıkartıyorsa, evet. Yani ben sosyal, sosyal medyada ve ana akım ya medyada Serkan, ya da dijital medyada Serkan, o kadar derken çok ben sana, İsmail Kartal karşıtı evet, Fenerbahçeli var ar, ki. Evet, ben Serkan E derken, fazla. Ya, Bayağı var yani. Fazla. İşte onu da ben anlam ve veremiyorum. Ya madem öyle bir fikriniz varsa söyle, İsmail Kartallı olmaz diyenler. Ya kardeşim, madem e Galatasaray, kadar... sosyal medyasına bakıyor aa, musunuz hocam? İşte Okan Buruk Aa Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Okan Buruk istifalar vardı yani hashtag. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yani, Akıl tutulması bak, onlar ya. E, yani yani bak, işte böyle o, ortam bu. O da Kim yazıyor? Galatasaraylı yani mı yazıyor böyle. onu? Bir de Galatasaraylı mı yazdı acaba o Ülkede yok Ülkedeki en büyük sorun ne biliyor musun? Böyle insanları eğer teknik bazda eleştirenlerin içeriye hakim olaması, içeriği çok iyi bilmemesi. Aynen. İçeriği bilmeyen böyle çok böyle biliyormuş gibi ay istifa. Tamam ni kardeşim niye istifa? Skor kötü. Ben de diyorum daha iyi oynaması gerekir. Galatasaray ile ilgili ben de bir tespitlerde bulunuyorum ama altını doldurmaya çalışıyorum. Fenerbahçe ile ilgili de aynı şekilde. Tamam Fenerbahçe'de İsmail Kartal gitsin. E, siz Bak hocam. şimdi, hocam. Evet, İsmail Kartal gitsin. Hatası ne abi? Ya işte 19 10 ant, antrenör. Sen antrenörlük yaptın mı kardeşim? Sen hiç bir takım çalıştırdın mı? Veya bir en iyi dünyanın hocalarıyla çalışabilirsin. Futbolla ilgili bilgin farklı bir şeydir. Onlarla antrenman yapmak başka. Senin antrenman bir takım antrenman etmen farklı bir şey. İsmail Kartal gitsin. Ne kime göre? Ver o adamları İsmail Kartal'ın planladığı bir antrenmanı yaptırabilecek mi? Yok benim işim o değil. E gitsin diyorsun adama. Ne biliyorsun? İçeriği bu kadar bilmeyen, hakim olmayan teknik anlamda insanların Avrupa'da başka ülke yoktur. Bu kadar acımasız eleştirilen.